Merhaba arkadaşlar. Şimdi bizim iki makine, tek makineyle ilgili Emre Baba isimli kardeşimiz şöyle söylüyor. Ankara'daymış kendisi de. Burada diyor mutlaka iki makine olur diyor. Yani kılıcı da olur diyor. En küçük harfiyat bile olsa diyor mutlaka iki makine getiriyorlar diyor. Polatlı'nın toprakları verimlilikten midir, neden midir diyor. İşte fazla taş yok diye. Şimdi Polatlı'da ya Polatlı'da oturanlar yahut da biraz Polatlı'yı bilenler şöyle semt semt birkaç mahalle var. Mesela Şehitlik Mahallesi, Gazi Mahallesi taşlıktır. Artı Çamurasa Mahallesi var, taşlık. Bir de Deveci Mahallesi var, oranın bir kısmı taşlık, kaya çıkan. Onun haricinde Fatih Mahallesi, Zafer Mahallesi, Menteşe Mahallesi, Şehitlik'te bir kısmı sert çıkan, kis taş çıkan. Cumhuriyet Mahallesi'nin belli bir kısmı yerden alt tarafında, belli bölgesinde de 2,5-3 metre kazdığı zaman su çıkar. Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şeyde Şentepe tarafında, Sentepe'de daha doğrusu kis çıkar, sarı kis. Bazen kırıcı bile zor kırar o kisi. Öyle bir cins kis var orada. Her yerde çıkmaz, bazı yerlere de çıkar. Bu da şansınıza denk gelebilir. Gülveren Mahallesi genelde suya yakın bir yer. Ama şu anda oralarda imar olmadığı için harfiyat yapılmıyor yani. Ben 95'te Polatlı'ya geldim. Bir veya iki tane harfiyat ya kazmışımdır ya kazmamışımdır o mahallede. Şeylere, arsalar küçük. Müteahhitler girmiyor. İki arsayı falan birleştirmek gerekiyor. O da kurtarmıyor. Bu mahalle öyle bir sıkıntılı. Şeyde bu tarafta neresi kaldı? Şentepe diyelim. Şentepe yeni yerleşim yeri. Oranın bir kısmında da su çıkma ihtimali var. Aşağıda düşük yerler. Ama kazılmayacak yer çıkmaz orada. Oranın zemini biraz yumuşaktır. Bu yeni yerleşim açılan kısımlar. Çalıştığımız yerin alt kısımları ana yola doğru. Buralarda kazılmaya yer zor çıkar. Ha, buranın biraz alt kısmında ileride geçen sene iki blok kazdım. Birisinde şey yapmıştım, kırıcı takmıştım. Bir de o blokların altyapı işini başkası yapıyordu, kanalizasyon işini yapan bir firma var. Onlar yaparken kazanmamışlardı ikisi. Kırıcıyla tekrar gelip onlara kanal kazmıştım. Kırıcıyla kanal kazma diye bir video var. O da bu mıntıkanın hizası sayılır. Buradan bir 30 metre, 40 metre aşağıya denk gelir. Hizaya gördüğün zaman buradan kot olarak buradan biraz aşağıya denk gelir. Belki 50 metre. Yani buralarda da sarı kis. Bunun az üstüne çıkarsak taş var. Şehitlik Mahallesi'nin taşı. Ya şimdi daha önce de bazı videolarımızda bahsettik. Gönül ister ki her şey olsun. Her şey ilmine göre kullan makineyi. Yani işte bir griderinde olsun, silindirinde olsun, dozerinde olsun, mini eskavatöründe olsun, 50 tonluk makinende olsun, 20 tonluk da olsun, 100 tonluk da olsun, yani gönül her şeyi ister. Efendime söyleyeyim, yıkım için uzun özel bomb makinen olsun, ucunda kesicisi olsun. Yani her şey olsa iyi olur. Amacına göre kullanılır.
şey biraz daha riskler biraz daha az olur. Ne kadar makine çeşitliliği olursa, yani makineye çeşitliliği derken amacına uygun makineyle çalışırsak hem makineler için hem çalışanlar için hem de yaptıkları iş için riskler azalır biraz. İşte mesela bu makineyle yıkım yapacağına özel uzun boğumlu kesicili makine olsa bu kenarda yani 4-5 katlı bina hiç sanki bu makineyle bir katlı bina yıkıyormuşun gibi gelir insana. Ama imkan meselesi tabii bunlara yetişmek. Yani direkt makinenin parasını o paraları verip almayı yani şu anda boş kaldığı zaman iş olmadığı zaman operatörün maaş derdi var yani. O kadar elemanın maaş derdi var. Adamlar buna katlanamıyor. Maaşına, sigortasına, şuna bununla. Orada da kendine göre mazeret vardır. Ona da bir şey diyemem. Bu herkesin kendi hesabı, kitabı. Buna da sorsan onlar bizden çok dertlerdir. O yüzden bir şey demeye hakkımız yok. Dediğim gibi gönül her şeyin olmasını ister. Her makinenin olmasını ister. Ama her zaman olmuyor maalesef. Hatta çoğu zaman bir ekoloderin yapacağı işi, cisminin yapacağı işi bu makineyle yapıyoruz. Buna siz de şahit oluyorsunuz. Bunlar kaçınılmaz. Olmuyor da devam edecek, yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden gelen bu. Şimdi her şehirde böyledir. Bu Ankara'sında da böyledir. Yani her yerde böyledir. Bakarsın yani semt semt bir yerde taş vardır. İşte bir tarafı kumsaldır, bir tarafı topraktır. Yani bir tarafında su vardır. Şeydir, ıslak çıkar. Yani bu sadece Polat diye has değil, her yerde böyledir yani. %90 böyledir. Bölge bölge, yerleşim alanında olduğu yerlerde bu işlem değişir. Biz taşlı afiyata ara verdik. Orada perde duvarı yerine kazdım. Sarılayı yapacaklar. Biz işlerimiz var, onları yapacağız işte bu büyük harfiyatlar, kenar dolguları, efendim sonra birkaç tane harfiyatımız falan filan var. Bunları yapacağız, artık bundan sonra taşlı yer. Devam. Nasıl olursa Ramazan'dan sonra yedek gelirse sıkıntı değil ya. En azından oturur bir çayımızı içeriz, yemeğimizi yeriz, insana kuvvet gelir. Şeydeyken, taşlı yerdeyken kollarım koptu. İnanın şuralarım artık duruyordu kollarım. Çek 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 taşı. Sanki makine çıkarmıyor da ben çıkarıyorum taşları elime. Şuraya toprağa gelince rahatladım biraz. Mayıs 13-14 günleri de şaşırdım ya. Çarşamba. Çarşamba galiba. Valla 4 gün sokağa çıkma yasağı var ama Mustafa patron izin alacağım diyor. Herkesin alınıyormuş. O zaman da bize yat yok gibi. Ya şeyde iyi vakit geçiyor çalışırken ama sıcak havaların ısındığı
başladı. Şurada hava biraz serin olsa çalışmak daha iyi. Evde vakit geçmiyor. Çalışırken vakit çok iyi geçiyor ama sıcak olduğu boyda insanı bozuyor. Ne kadar yemin eder klima milima da olsa su işi ortalığı karıştırıyor.